Fetih Suresi 7. Ayet. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Yani Allah emir verdiği zaman bütün mahlukat bir ordu hükmüne geçer. Bu ordularla bazen zalim kavimleri ikaz eder, tokatlar. İşte hava unsuru Allah'ın bir ordusudur. Kahhar-ı Zülcelal havaya emreder. Bir bakarsınız o zayıf gözle görülemeyen hava unsuru bir anda canavar kesilir. Öyle bir hızla eser ki karşısındaki her şeyi yerle bir eder. Fırtına olur, kasırga olur, hortum olur, en ağır eşyayı bile alır, kaldırır ve yere savurur. Su unsuru da bir ordudur. Allah su unsuruna emreder. Bir de bakarsınız ki o sakin ve yumuşacık olan su unsuru bir derya olmuş, sel olmuş, önüne kattığı her şeyi yıkar, geçer olmuş. Ya ateş, ateşe de emreder. O her şeyimizi pişiren o faydalı ateş Allah'ın emirle zalim kavimlerin başında söndürülemez bir bela olur. Karşısına çıkan her şeyi yakar yutar. Toprak da Allah'ın emrine bakar. O Kahhar-ı Zülcelal toprağa ve zemine bir emrettiği zaman bu emirle öyle bir coşar ve silkeler ve silkinir ki en zalim kavimleri bile uyandırır ve ayağa kaldırır. Bu silkelenme ile bir de bakarsınız ki o tevazu sahibi toprak bir anda koca şehirleri yıkar geçer. Bu saydıklarımız gibi Allah'ın diğer mahlukları da böyledir. Uysal ve sakin görünen o mahluklar da emir aldığında bir aslan kesilirler. İşte çekirgeler. Allah çekirgeye emreder, tarlaları talan eder. Kuşlarına emreder, zalimlerin başına taş yağdırır. Karıncaya emreder, Firavun'un sarayını yıkar. Sineğe emreder, Nemrut gibi bir zalimi yere serer. Gözle görülmeyen bir mikrobuna emreder, Deccal ve Süfyan gibi dehşetli bir zalimin ciğerini söker atar. Bir virüsüne emreder, Deccal'ın kalesi olan koca bir ülkeyi dize getirir, hizaya çeker. İşte Çin'de yaşanan koronavirüs belasının tanımına tam olarak uymaktadır bu durum. Kainatta tesadüf asla yoktur. Koca cisimler, güneşler, aylar ve diğer gezegenler Allah'ın emriyle hareket ettiği gibi atomların etrafında dönen elektronlar da yine o hakim ezelinin emri doğrultusunda hareket ederler. Koronavirüs bundan ayrı kalır mı? Elbette kalmaz. Kalamaz. O virüs de emir tahtında hareket eder. Zalim bir topluluğu ikaz etmek için hayatlarına hücum eder. Bazılarını da yere serer ve lisan-ı haliyle insanları doğru yola ve hakka davet eder. Zulümden uzak durmalarını, işkenceden vazgeçmelerini ihtar eder. İşte Çin'de yaşanan olay içinde şiddetli bir ikazı barındıran tam da böyle bir olaydır. Çünkü Çin hem kendi milletine hem de çevresindeki Uygur Türklerine karşı çok zalim bir tutum sergilemekteydi. Baskı ve işkence had safhadaydı. Emri altındaki insanları da köleleştirmek istemektedirler. Doğu Türkistan ve Hong Kong gibi bölgelerde yaşananlar bunun en açık delilidir. Hatta bırakın çevre ülkeleri kendi halkına da ağır bir zulüm yapmaktadır. Çin'deki Tiananmen Meydanı'nda yaşananlar hala hafızalardadır. Bir tankın bir genç tarafından engellenmesi sembol bir olay olmuştu. Demek ki Çin kendi halkına da zulmediyor. Dünya ise ekseriyetle zayıf bir tepki vererek olayı seyretmişti. Bu nedenle koronavirüs salgını denilen bu musibet sadece Çin'de gözükmekle birlikte tüm dünyayı da kasıp kavurdu. Tüm insanlığı ikaz etti. Çünkü büyük musibetler ekseriyetin hatasından meydana gelir. Belki de bu umumi hata, Çin'de yapılan zulüm ve haksızlıklara karşı diğer ülkelerin çok da fazla tepki vermemesi nedeniyle meydana geldi. Tabii bu tek Çin'de olan bir şey değil, diğer Müslüman ülkelerde. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Afrika'da birçok yerde Müslümanlar zulüm altında inim inim inledi. Bazı Müslüman ülkeler buna tepki gösterse de ekseriyette hepsi sadece seyretti. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedi. Ama koronavirüs geldi, dokundu ve öyle bir dokundu ki küçücük bir şey, iğne ucu gibi bir şey dokundu ve bize neler neler yaptı. İşte bu da koronavirüsün etkisinin zannedildiğinden daha büyük olduğunu gösterdi. Böylece Allah da gözle görünmeyen bir mahlukunu vazifelendirerek tüm devletleri ve milletleri ikaz etti. Hala da ikaz ediyor. Buraya kadar anlattıklarımız görünen resmin büyük tarafı. Bir de işin küçük gibi görünen ancak daha büyük bir vecihesi var. O da şu, Çin'de yaşayan birçok insanın gayri fitri yaşaması, inanç yönü zaten eksik olan birçok kişinin şahsi hayatlarında fitri yaşayıştan uzak olmaları. Zira duyduğumuza göre yılan, böcek, maymun, köpek türü birçok hayvanın
Orada yenmesi ve tüketilmesi fıtratı bozuyor. Hatta bu korona virüsünün çıktığı yerde yarasa türü hayvanların da çokça tüketilmesi bu salgın hastalığı vesile oldu diye iddialar gündeme gelmişti. Cenab-ı Hakk'ın insan metabolizması için yarattığı hayvansal gıdalar bellidir. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de bir bir sayılmıştır. Diğer hangi tür mahlukların yenmeyeceği de dinimizce açık ve nettir. Bunlar her insan için geçerli fıtri kurallardır. Siz bu fıtri kuralları fiilen çiğner iseniz karşınıza böyle bir bela ve musibet çıkar ve bu bütün dünyaya da mal olur. İşte böyle gayri fıtri bir yaşam tarzının da böyle bir salgın ve musibete yol açması kuvvetle muhtemeldir. Bu durum elbette ki tüm insanlığı ilgilendiriyor, temiz ve fıtri yaşam konusunda ikaz ediyor. Bu noktada bazılarının aklına bu koronavirüsü bir dabbe tür arz mıdır sorusu geliyor. Tıpkı AIDS ve HIV gibi virüslerde olduğu gibi bu da ağaç kurdu misalinde insan bedenini kemiren bir dabbe misali bir mahluk mudur? Bu sorunun cevabını da 5. şuadaki aşağıdaki bölümü okuyarak değerli dinleyicilerimize bizzat kendileri dinleyerek vermesini sağlayacağız. Amma dabbetül arz Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı halinden kısacık bir ifade. Bir tekellüm var, tafsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi kat'i bir kanaatle bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. Nasıl ki kavmi firavuna çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi ebreheye ebabil kuşları musallat olmuşlar, öyle de süfyanın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve yecüc mecücün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir-u zeber edecek. Allahu alem, o dabbe bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvani olacak. Belki asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu. Sebe suresi 14. ayetinin işaretiyle o hayvan dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. İnsanın cisminde, dişinde, tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahet ve suistimalattan tecennübleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Bütün mikroskobik canlılar gibi koronavirüs de Allah'ın görünmez ordusudur. Demek vahdette, ferdiyette bir karınca bir firavunu, bir sinek bir nemrutu, bir mikrop bir cebbarı o intisap kuvvetiyle mağlup edebildiği gibi nohut tanesi küçüklüğünde bir çekirdek dahi dağ gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir. Hem Deccal'ın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Mesela, o kadar kuvvetlidir ve devam eder. Yalnız Hz. İsa aleyhisselam onu öldürebilir. Başka çare olamaz, rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek ancak semavi ve ulvi halis bir din İsevilerde zuhur edecek ve hakikati Kur'aniye'ye iktida ve ittihad eden bu İsevi dinidir ki Hz. İsa aleyhisselamın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. Cenab-ı Hak zalim insanlara ve zulmeden topluluklara ceza vermek için bazen bazı küçük mahluklarını vazifelendirir. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Ancak hikmet gereği böyle bir musibet geldiği zaman her kesim etki altına alır. Masum, zalim ayırmaz. Bunların ancak ahirette hakiki mahiyetleri belli olur. Masum ise mükafat, zalim ise ceza görür. Bu nedenle musibet anlarında tedbir alınmalıdır. Hikmete uygun hareket edilmelidir. Koronavirüs dehşetli bir ordudur ve büyük bir korkuya sebep olur. İlem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrit, nefis. Sen öyle bir zafiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsın ki ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin. Seni yere serer, öldürür. Mesnevi Nuriye Hubab. Madem insan mahiyetinin camiyeti itibarıyla sıtmadan mütellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Birinci lem.
Günümüzde koronavirüs korkusu mezkur ifadede çok güzel izah edilmiş. İnsanlar büyük bir korku içinde. İletişim vasıtaları da korkuyu kat kat arttırıyor. Bu konuda tedbir alıp tevekkül ederek kudret-i ilahiye sığınmak lazım. Koronavirüs ciğerleri dişler kanla beslenir. Masumların kanlarını içerler. Ebu Cehli, Nemrutları geçerler. Ölümlerden ölümleri seçerler. Ey şimdi bir rahmet-i alem, Risaletün Nur. Bir mikrop ki ciğerleri dişliyor. Kanımız da kendisini besliyor. Temiz yurdu telbis edip pisliyor. Ey bir eczahane-i rahmet-i alem, Risaletün Nur. 28. mektup. Risale-i Nur'da ciğerleri dişleyip kanla beslenen mikrop, koronavirüs tanımına çok güzel uymakta. Her bela ve musibette olduğu gibi koronavirüsten de Allah'a sığın. Cenab-ı Hak haf damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşkül ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Haf 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5-6 ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne bir haf meşru olabilir. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle haf etmek evhamdır. Hayatı azaba çevirir. Hem insanlar hayvanlar gibi mevcudat başıboş değiller. Belki vazifedar memurdurlar. Bir hakimi rahimin nazarındadırlar. Onların alem ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme. Ve onların halıkı rahiminin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan ta taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o rahim-i hakimin elindedirler. O hakimdir. Abes iş yapmaz, rahimdir. Rahimiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. 32. söz. Bir musibet ve salgın geldiği zaman bizleri korku ve evhamın esareti altına girmekten koruyan tek hadise iman ve tevekküldür. İnsan bu anlarda ancak Allah'a sonsuz bir itaat ve İtimatla huzur bulabilir. Yoksa evham derelerinde tökezleyip manen boğulabilir. İman ve tevekkül her şeyin çaresi olduğu gibi koronavirüs korkusunun da en iyi ilacıdır. Evet, koronavirüs de Dabbetül Arz sınıfına dahil olabilir. Videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.